işçilerin ve çalışanların 6 ayda portör muayenesi olması gerekiyordu. Yeni yasayla birlikte portör muayenesi kalktı. Bunun yerine geldi. Çalıştığı kurumda bir kere mahsus olmak üzere, çalıştığı sahayla alakalı bir kere mahsus olmak üzere hijyen eğitimi alması gerekiyor. Bununla alakalı da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilendirildi. Şimdi bizim burada Akçuk Hoca, bu hizmeti verecek olan Akçuk Hoca Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Biz bugün burada neyi yapıyoruz? Şimdi bu şeyi alması gereken, hijyen eğitimi alması gereken üyelerimiz ve çalışanları bizim ve Esnaf Sanatkar Odası'nın üyeleri ve çalışanları oluyor. Biz burada bir köprü görevi kuracağız. Yapacağımız bu protokolle birlikte. Eğitimi Akçuk Hoca Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü verecek. Fakat fiziki şartları biz hazırlayacağız. Yine bizim odamızda verecek. Duyurularını yine Esnaf Sanatkar Odası Başkanı'na beraber yapacağız. Takibini beraber yapacağız. Paralar bize yatacak. Biz Sanatkar Odası'na bir ticaret odası olarak burada bir ticari tahlil gözetmeden sadece bir köprü görevini göreceğiz. Yani insanların bu hijyen eğitimine en sağlıklı ve en hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlamaya çalışacağız. Bu sebeple burada bugün işte üç taraf olarak bizler kendi kurumlarımızın mensuplarını temsil ediyoruz. Eğitim verecek kişileri temsil ediyorlar. Bu protokolü imzalayacağız. Bu protokol gereği başvurulara göre çeşitli sınıflandırmalar yapacağız. Niye? İşte kuaförler var, kasaplar var, lokantacılar var. Bunlar için ayrı sınıflar oluşturulacak. Belli bir bedeli olacak. Bu bedeller önce bizim emlak kasamızı yaptıktan sonra eğitimleri yetkili kişiler tarafından verilecek ve bir belge verilecek. Tabii. Katılım belgesi verecek. Kursun sonunda sınav yapılacak. Evet. O sınavda başarılı olanlara katılım Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi verecek. Evet. Daha önce yapılan portör muayenelerinin 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyordu. Bu belgeyi sahip kişi eğer hizmet ettiği sahayı değiştirmezse ömür boyu belgenin geçerli olacak. Meslek değiştirirse o mesleğe dair belge tekrar alması gerekecek. Çünkü mesleğe özel bir hijyen dersi. Evet. Berberin hijyen dersi farklı, aşçının hijyen dersi farklı. Bir hamamda çalışıyorsa onun hijyen dersi farklı. Bu hijyen eğitimini galiba 30 liralara kadar almanız gerekiyor. 1 Aralık'tan sonra denetime tabi. Denetime. Portörün stresi bitiyor. Biz de üyelerimizin sıkıntıya düşmemesi için 30'ar kişilik gruplar halinde alacağız ya bunları. Onlar yeterli olmayacak biz. Yani üyemiz fazla. Sınıf sınıf aldık. Onunla 31 Aralık'a kadar yetiştirmeyeceğiz. En azından başvurular olursa denetim gelen olur da derler ki işte başvurumuzu yaptık, kurs sıramızı bekliyoruz. Evet, öyle yapacağız. En azından çünkü yönetmelik bir sene süre tanıyor. Yani 5 Temmuz 2014'e kadar süre tanıyor zaten. Bu eğitimi alması için yönetmelik giriyor. O yüzden problem olacağını Başvuru yapanlara problem olacak. Sizin aracınızla yine biz üyelerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii biz Esnaf Sanatkar ve Ticaret olarak bunları üyelerimize ulaştıracağız. Fakat sizin aracınızla ulaştırmak istiyoruz. Hijyen eğitimi alıp almamak zorunda olup olmadıklarını Esnaf Sanatkar Odası Genel Sekreterinden, Ticaret Odası Genel Sekreterinden ve Akçı Hoca Meslek Eğitim Merkezi Müdürü'nden öğrenebilirler. Öğrendikten sonra eğer almaları gerekiyorsa ki birçok üyemizin gerekiyor ve çalışanların da gerekiyor. Yine bizim genel sekreterliklerimize başvurabilirler kayıt için veya meslek eğitim merkezimize başvurabilirler. Bu süreci böyle yöneteceğiz.